Bu ülkede 20 yıldır hükümette olanlar bu iki görevi yerine getirebildi mi? Ne yazık ki kocaman bir hayır. 20 yıldır hükümette olanlar bugüne kadar deprem için gereken tedbirleri almamış, hazırlıkları yapmamış. Oysa bilim insanları uyarmış, namuslu bürokratlar raporlar hazırlamış, devleti yönetenlere bilgi vermiş, tüm bilgiler ülkeyi yönetenlerin elinde ama yolsuzluğa bakmış yöneticiler tüm bu uyarılara kulak tıkamışlar, devletin raporlarını sümen altı etmişler, rant uğruna milletin canına kastetmişler. Depremde toplanma alanlarını dahi ranta peşkeş çekmişler. Şimdi bu cinayetin müsebbipleri ortaya çıkmışlar, asrın felaketi diyerek dünyada hiçbir ülkenin böylesine bir felakete kapasitesi yetmez laflarını söyleyerek asrın ihmalkarlığını, asrın cinayetinin, asrın ihanetinin sorumluluğunu üstlerinden atmaya çalışıyorlar. Kimin kapasitesinin yetmediği de gerçeklerde apaçık ortada. Yıl 2001. İki bilim insanımız oturmuş, bu çalışmayı kaleme almış, yayımlamış. Başlık: Kahramanmaraş'ın depremselliği. Merkezi olma ihtimali çok yüksek. Bölgede faylar uzun süredir sessiz. Halk tehlikeden habersiz. Bu nedenle risk daha da artıyor. Derhal zemin etütlerine başlanmalıdır. Tehlikeli bölgelerdeki binalar tahliye edilmelidir. Bu ne zaman tespit ediliyor? Tam 22 yıl önce. 2001'de her şey açık ve net. 19 yıl sonra da AFAD'ın bürokratları bu raporu hazırlamış. Kahramanmaraş İl Afet Risk Azaltma Planı. Tarih 2020. Bürokratlar Kahramanmaraş'ta yaşanacak depremi büyüklüğüne kadar tahmin etmişler. Şehrin neresini nasıl etkileyeceğini sayfa sayfa yazmışlar. Bu da Jeoloji Mühendisleri Odası'nın raporu. 2 yıl önce 2021'de yazılmış. Jeoloji mühendisleri de uyarmış. Doğu Anadolu fayının Pazarcık ve Türkoğlu segmenti 1513 yılından bu yana yıkıcı deprem üretmedi. 7,4 büyüklüğüne varacak bir deprem üretme kapasitesine sahiptir diye burada yazmışlar. Şehrin imarıyla ilgili yapılması gerekenleri madde madde bu raporda sıralamışlar. Bir de AFAD'ın 23 Kasım 2022 tarihindeki Düzce depreminden sonra hazırladığı Aralık 2022 tarihli rapor var. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği bu raporda da deprem anında uygulanabilir bir eylem planı olmadığı, afet gruplarının ve kurumların hazırlıksız olduğu, iletişim eksikliği nedeniyle sağlıklı karar alınamadığı, kaynakların etkin şekilde kullanılmaması nedeniyle müdahalede yetersiz kalındığı tek tek anlatılmış. Raporlar ortada. Depremin büyüklüğü, şehirlerin neresinde ne kadar etki yapacağı, alınması gereken önlemler, bugüne kadar yapılanlar, yapılmayanlar, tüm bu raporlarda bilim insanları ve devletin namuslu bürokratları tarafından tek tek anlatılmış. Ülkeyi yönetenlere de teslim edilmiş. Peki depreme dayanıklı binaların yapılması için, kentleri depreme dayanıklı hale getirebilmek için hükümet ne yapmış? Saray ve şürekası afet sonrasında yapılması gerekenler konusunda gereğini yapmış mı? Depremzedeler enkaz altından hızla çıkarılabilmiş mi? Depremzedelerin yeme, içme, geçici barınma sorunları hızla çözülebilmiş mi? Bütün bu soruların cevabı koskoca bir hayır. Bir de şöyle bir tweet var. Erdoğan'ın atadığı İçişleri Bakanının tweet'i. Ne diyor? Depremin ilk 6 saati bir hayat meselesi. Bıraktık ilk 6 saati. İnsanlarımız 48 saat enkaz altında tek başına bırakıldı. Milletimiz çıplak eliyle, tırnağıyla tek başına sevdiklerini molozların altından çıkarmaya çalıştı. Yaşam mücadelesi verdi. Erdoğan'a soruyoruz. Mehmetçiğe depreme müdahale emrini neden zamanında vermedi? Gölcük depreminden sonra kurulan, çok iyi eğitilmiş askerlerden oluştuğu söylenen özel arama kurtarma taburu bu depremde neredeydi? Arama kurtarmada tecrübeli madencilerimizi zamanında sahaya neden sürmedin? Arama kurtarma ekipleri ve araçları enkazın başına neden geç gitti? Sahada neden yeterli sayıda termal dedektör, görüntüleme cihazı yoktu? Enkaz altında kalan yurttaşlarımızın elindeki tek iletişim aracı olan sosyal medyayı neden kararttın? Depremde altın saatler olarak bilinen ilk 72 saati göz göre göre neden heba ettin? Erdoğan depremden sonraki 72 saatte görevini doğru dürüst yapsaydı can kayıplarımız bu kadar ağır olmayacaktı. Kentleri depreme dayanıklı hale getirme konusunda görevlerini ihmal edenler, savsaklayanlar, afet sonrasında yapılması gerekenler konusunda da gereğini yapamamışlardır. Deprem bağıra bağıra gelmiş ama Erdoğan sarayından duymamış, görevini açıkça ihmal etmiş. Bunun maliyeti de 38.044 vatandaşımızın hayatı olmuş.
O da şimdilik. Bunun üstü bu deprem dünyada eşi benzeri görülmemiş. Devletlerin gücünü ve kapasitesini aşan bir deprem denerek, asrın felaketi denerek örtünemez. Bugüne kadar unuttuğu birlik ve beraberliğe sığınarak binlerce insanın canına mal olan bu büyük beceriksizliğin yandaşa rant sağlama organizasyonun üstüne şal çekilemez. Biz tabii ki milletimizle sahada birlik ve beraberlik içindeyiz. Genel başkanımızla, parti yönetimimizle, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla depremzedelerin yanında. Ama kimse bizden bu beceriksiz, görevini ihmal etmiş, on binlerce yurttaşımızın hayatına mal olmuş, kalanların yardımına zamanında koşamamış hükümetin hatalarının üstünü örtme çabasına destek olmamızı beklemesin. Kimse bizden bunlarla hizalanmamızı beklemesin. Bizim tüm desteğimiz bölgedeki acılı vatandaşlarımıza olacaktır. Buradan ifade edelim. Yaşanan asrın ihmalidir, yaşanan asrın cinayetidir, yaşanan asrın katliamıdır, yaşanan asrın ihanetidir. Görevini ihmal eden sarayın kibirlisi ne yapıyor? Milletten bir özür mü diledi? Sorumluluğu üstlendi mi? Ne gezer? Bunlarda yetki var ama sorumluluk yok. Bu sorumsuz yönetim deprem için önce kader planı dedi. Suçu yüce Allah'a atmaya kalkacak kadar densizleşti. Ne diyor milli şairimiz Akif? Ya sen nesin? Mütevekkil. Yutulmaz artık bu. Biraz da saygı gerektir. Ne saygısızlık bu? Hüdayı kendine kul yaptı. Kendi oldu hüda. Utanmadan da tevekkül diyor bu cürete. Ha? Ardından gelsin acılı insanlara hakaretler. Muhalefete küfür ederek ağzını bozmalar. Milleti tehdit etmeler. Ya siz kimsiniz? Kimsiniz siz ya? Hangi cüretle milleti tehdit ediyorsunuz? Bir haddinizi, hududunuzu bilin. Hem suçlusunuz hem de güçlüyü oynamaya kalkmayın. Kof kabadayılığınız millete illallah dedirtti. Unutmayın, sizin işvereniniz millet. Bu millet 5 yıllığına devlet işlerini yürütesiniz diye sizi seçti. Siz yürütmeyi çok ama çok yanlış anladınız. Kendinizi devlet sandınız. Millete bu afra tafra, bu kibirde nesi? Kendinize gelin. Etrafınıza topladığınız yanaşmaların, trollerin tasmalarında hele şöyle bir askıya sıkıya alın. Değerli basın mensupları, boş çuval ayakta durmazmış. Bunların hali de bu. Olağanüstü beceriksizliklerini örtebilmek için depremi olağanüstü hale getirmeye çalışıyorlar. Siyasi arsızlığın bu kadarına da pes doğrusu. Japonya, Endonezya, Şili ve daha pek çok ülke bugüne kadar birçok büyük deprem gördü. Hadi Japonya gelişmiş bir ülke diye. Önümüzde bir de Şili örneği var. Şili'nin ekonomisi bizimkinin neredeyse 1/3 kadar. Ve tarihin bilinen en şiddetli depremi 9,5 büyüklüğüyle 1960'da Şili'de gerçekleşti. Şili bundan öyle bir ders aldı ki son 50 yılda yaşanan büyüklüğü 7'nin üzerindeki depremlerin hiçbirinde ölü sayısı tek haneyi geçmedi. 8 üzerindeki depremlerde de en fazla 400 vatandaşını kaybetti. Demek ki neymiş? Deprem değil, tedbirsizlik öldürülmüş. Deprem değil, liyakatsizlik öldürülmüş. Deprem değil, görevi ihmal öldürülmüş. İşte bunun için yaşadığımız asrın felaketi değildir. Asrın ihmalidir. Asrın cinayetidir, asrın ihanetidir. İstanbul'a ihanet edenler Adana'ya, Hatay'a, Osmaniye'ye, Kilis'e, Gaziantep'e, Şanlıurfa'ya, Diyarbakır'a, Adıyaman'a, Malatya'ya ve Kahramanmaraş'a ve bütün ülkeye ihanet etmiştir. Depremin 11. günündeyiz. Arama kurtarma çalışmaları bitiyor. Hala enkazın altından canlı yurttaşlarımız çıkıyor. Bu bir yandan bizi mutlu ediyor. Ama diğer yandan ilk 48 saatte beceriksizlik, kifayetsizlik nedeniyle etkili müdahaleli yapamamanın etkilerini ortada görüyoruz. Yitirdiğimiz birçok vatandaşımızın kurtulabileceğini acı acı düşünüyoruz. Şimdi deprem sonrasında yeni bir döneme geçiyoruz. Bundan sonrası enkaz kaldırma, yani hafriyat çalışması. Kaybettiklerimizin gerçek sayısını hala bilmiyoruz. İnsanlar sevdiklerinin canından vazgeçti, sevdiklerinin cansız bedenleri için soğukta çaresizce bekliyor. Depremin üzerinden günler geçmesine rağmen deprem bölgesinde halen bir nizam, bir intizam yok. Yağma hırsızlık haberleri sıklaştı. Hijyen ve temizlik büyük sıkıntı. Doğru dürüst çadır kentler kurulamadı. Çünkü yeterli çadır stoku yok. Konteynerler deprem bölgesine yerleştirilemedi çünkü Kızılay'ın konteyner stoku yok. Kızılay'ın konteyner fabrikası kebapçıya emanet. Şimdi dört gözle Katar'dan konteynerler bekleniyor. AFAD işini doğru düzgün yapamadı. Çünkü AFAD üst yönetimi saraya sadakatle bağlı, konuyla alakasız, liyakatsiz kişilere emanet. Depremin tahribatını önleyemeyen, depremi yönetmeyi beceremeyen Erdoğan, sahada canla başla çalışan insanları engellemeye uğraşıyor.
bir gecede yıkılan 20 yıllık muktedir dekorunu böyle ayağa kaldırırım sanıyor. Millet sıkıntı içinde. Izdırap çekiyor, sarayın kibirlisi algıyı yönetmeye, bozulan imajını düzeltmeye uğraşıyor. Ama beyhude. Sarayın kibir abidesi siyasi enkaza dönüştü. Milletimiz bu enkazın molozunu kaldırmak için artık gün değil saat sayıyor. Ne demişler? Can çıkar huy çıkmaz. Depremin üstünden 11 gün geçmiş, daha doğru dürüst tuvalet götüremediği insanlara çıkıp bir yılda tüm binaları inşa edeceğim diyor. Beton kalpli Erdoğan'ın bildiği tek şey beton dökmek. Daha enkaz kalkmadan insanlara beton vaat ediyor. Ama betonu bile doğru dürüst dökemediğini enkaza dönüşen binalardan, çöken yollardan, yıkılan köprülerden, ortadan ayrılan havaalanlarından gördük. Benim oğlum bina okur, döner döner yine okur. Hala her işi plansız, her işi programsız. Devletin bürokratlarını bir kenara itmiş, AK Parti MYK'sına yandaş müteahhitleri çağırıp dinliyor. Orada müteahhitler de yapılacakları bir güzel dinliyor. Atalarımızın dediği gibi, balın olsun tek, sinekler Bağdat'tan gelir. Deprem bölgesinde hangi inşaat teknikleri kullanılacak? Şehirlerin imar planı depreme ve fay hattına göre revize edilecek mi? Şehirlerin tarihi ve kültürel mirası dikkate alınarak yaşanabilir şehirler planlanacak mı? Bu kafayla hayır. Erdoğan şehirleri yeniden inşa etme niyetini 14 Şubat'taki kabine toplantısından sonra açıkladı. O toplantının öncesinde de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Türkiye Çelik Üreticileri Derneği ile görüşmüş. O gün saat 15'te yapılacak kabine toplantısı öncesinde yeterli inşaat demirinin 3-4 ay içerisinde temininin mümkün olup olmadığını sormuş. Dernekte apar topar çok acele ve saatli olarak üyelerine bu yazıyla görüş sormuş. Tam bir kervan yolda dizilir anlayışı. Erdoğan'ın derdi bol bol temel atma töreni yaparak depremi yönetmekteki beceriksizliğini unutturmak. Enkaz altında kalan insanlarımızın 40'ı çıkmadan acıların üstüne aceleyle beton dökmek.